Tekrardan selam arkadaşlar. Bir önceki park videosunda bahsettiğim gibi park ampulü değiştirmiştik. LED yapmıştık. Nasıl olduğunu zaten şu sağ üstten şuralardan görebilirsiniz tıklayıp. Onu değiştirdikten sonra söylemiştim park ampulü değişecek diye. Şimdi de park ampulü nasıl değişiyor onu görelim. İlk başta nasıl yapılacağını anlatayım size. Açıyoruz. Şu dört vida çıkıyor. Bunu alıyoruz kenara. Ondan sonrasını birazdan devam ediyoruz. Şimdi açıyoruz arkadaşlar. Hatta kaç numara gerekiyor onu da size göstereyim. Bu rapordan yaparken. 12 milimetrelik tork anahtarla açıyoruz. Yavaş yavaş gevşetiyoruz. Yeter o kadar kanka. Evet. Zaten bundan sonrası elle çevirerek oluyor. Evet. Burak gelsin. Şöyle tutuyorum. Tüm vidalar çıktıktan sonra Burak alacak bunu. Bunu da iki kişi yapmakta evet, fayda var. Bence de iki kişi yapsanız daha iyi. Çünkü grenajları vurabilirsiniz. Anasını anlatır valla. Aynen öyle. Bir de hafif gibi duruyor ama o kadar da hafif değil. Balyoz ya. Şimdi sökerken böyle sökebilirsiniz ama taktığınız zaman şu ilk başta şunları takarsanız dengesini sağlarsınız. Ondan sonra şu deliklere bakarak oturtabilirsiniz. Yamuk olmaz böylece. Takarken de zaten göreceksiniz biraz sonra. Bu arada bu video bana adresi hatırlattı. Aynen öyle. Adrese adres neler yapmıştık aynı ya. Renkti. Aynen öyle. Gerçi adrese sökmemiştik bunun arkasını hiç. Adresin de sökmediğimiz yeri kalmadı gerçi ama. Bujiyi bile değiştirmiştik. Şimdi arkadaşlar bunu Burak alacak. Evet. Daha sıfır cihaz bir sıkıntı olmasın. Sen tut abi. Ben tutuyorum abi. Sen gel. Al bunu ben bıraktım. Evet. Şimdi bunu kaldırdık. Bizim olayımız ne? Bizim olayımız şu. Şuradan göremeyeceksiniz. Göremeyeceğiniz gibi. Bir saniye. Şöyle ben size bir ışık tutacağım. Evet. Şurada, şu altta. Ya yine gözükmüyor. Şu altta hemen elinizi soktuğunuz zaman şöyle göstereyim ben size. Elimle göstereceğim. Şu alta şöyle elinizi sokuyorsunuz. Hemen şurada. Şunu görüyorsunuz oynuyor. Elimle oynatabiliyorum. Şuradan görüyorsunuzdur zaten. Elimle oynatabiliyorum. Bunu ne tarafa çeviriyorsunuz? Kanka sen şuradan tutsana zahmet de benim elim buraya girdi ama çeviremedim. Bunu sağ tarafa doğru çeviriyorsunuz içerisinden. Şöyle biraz seninki sıkışmış la. Taze o yüzdendir. Evet yeni. Ay, benimki neredeyse 1,5 ay oldu alalı. Benimki ya, çıkmıyor ha. Şöyle çevirerek sağ tarafa dedim ama sağ tarafa değil arkadaşlar sol tarafa doğru çekip çevirip çıkartıyorsunuz. Şimdi bunu alıyoruz. Şöyle de göstereyim ben size. Şuradan şu taraftan çek kalkasana zahmet. Evet. Böyle. Bunun ucu büyük. Yalnız o park ampullerini değiştirdiğimiz T10'dan. Şöyle. T10 ampul dibi. Yani o ledler buna oluyor. Yalnız bizim alacağımız gibi led alırsanız daha iyi olur. Nedenini de anlatacağım şimdi. Kartonu kaldırsın biraz. Yok öyle bir. Yeri çekiyorsun ya o yüzden dedim. Çıkart kanka onu. Şöyle tutsam zahmet. Evet. Şimdi şöyle almamızın sebebi şuralarda da ledler var. Şöyle koyacağız. Normalde bu hem park hem plak aydınlatma olduğu için alt tarafta da led olması lazım. Şurada da led olması lazım ki arkadan gelen sizi görsün. Kırmızı olması da... Yani kırmızı olması evet güzel oldu. Beyaz olsaydı sırıtabilirdi. Denk geldi. Şimdi ben açıyorum. Çarpım o. Yok. Açtım. Kontağı.
Taktım ve yandı, gördünüz. İlk seferde taktık. Evet. Şimdi bunu takmak biraz meşakkatli iş. Şuradan ön tarafa doğru şöyle tutarsan kanka çıktığını görsün arkadaşlar buradan. Şimdi şöyle. Şuradan sıkı taktığınızda dikkat edin. Şuradan. Bunun içine düşerse çıkartamazsınız. Bunu komple söküp ters çevireceksiniz. Denk getireceksiniz ki oradan çıkartacaksınız. Çok uzun iş. Sabaha kadar uğraşırsınız. Aynen öyle. Çok uğraştırır. O yüzden dikkat edin yani. Şuradan göreceksiniz. Hemen led çıkacak. İnşallah çıkacak bugün. Heh, çıktı. Şimdi buradan takması biraz meşakkatli iş. Evet. Şöyle taktık. Hayret. İlk seferde taktım. Şunu da şöyle çevireceğiz. Evet. Çevirdiğiniz zaman da şurada gördüğünüz gibi üstte altta led var dedim. Tam yukarı bakacak. Yani yatay vaziyette. Şöyle yatay vaziyette göreceksiniz. Kanka açar mısın sana zahmet? Şöyle yansın. Buradan daha net görüyorsunuz. Şu üçlü yukarı bakacak. Şu üçlü aşağıya bakacak. Böylece şöyle bir görüntü almış oluyorsunuz. Bembeyaz. Olayımız bu. LED işimiz bitti. Yandan falan hiçbir sıkıntı yok. Her şekilde gözüküyor. Şöyle görüyorsunuz. Ya şimdi burada bu plakalık var. Bunu da sökeceğiz biz. Şuralardan delip takacağız. O zaman daha da içeri oturacağı için plaka daha güzel gözükecek. Kapat kanka. Şunu takmaya geçelim. Arka demiri takmaya geçelim. Arka demiri de birazdan takıyoruz. Evet, vidaları takmaya başladık. Önce şu arkadakileri takıyoruz. Sonra hizalayacağız buradan. Ondan sonra bize doğru, yani bana doğru olanı takacağız. Sonradan da sıkmaya devam ediyoruz. Tamam. Şimdi de anahtarımızla sıkacağız. Bunu da çok sıkmanıza gerek yok. Tamam. Üçüncü vidada sıkıldı. Son vidamız. Evet. Bizim işimiz bitti arkadaşlar. Park ampulü LED'e nasıl çevrilir onu da görmüş olduk. Bundan sonraki işimiz ise plakayı şuradan delip takmak. Ya zaten bu çok basit bir şey olduğu için buna video çekmeye gerek yok. Şurada vidaları var. Şu vidaların çıktığı yerden şu önden delip ölçüsünü alıp delip takacağız. Böylece şu plaka biraz daha geriye doğru gidecek. Aydınlatması daha güzel olacak. Hem de reklam yapacağız. Aynen öyle. Ses çıkacak. Şöyle duyuyor musunuz? Duyuyorsunuz. Yolda giderken bu çok rahatsız ediyor. Aynen, ben arkadan gidiyorum. Hani 40'la gidiyoruz. Şunun sesinden dedim ki benim motordan acayip sesler geliyor. Ondan sonra dikkat ettim, baktım ki şu plakalık vuruyor. Yani gerek yok. Onu sökeceğiz, çıkartacağız oradan, takacağız.
Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.